Van Gölü'nün bazı kıyı bölgelerinde suların çökelmesiyle gölün derinliklerinde yer alan mikrobiyelitlerin tamamı ortaya çıktı. 3710 kilometrelik yüzey alanıyla dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su kaybı devam ediyor. Göldeki su kaybının yaşanması suyun dibindeki mikrobiyelitlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Göl tabanından çıkan tatlı sulardaki kalsiyumla göl suyundaki karbonatın birleşmesiyle çökelme oluyor. Ve bu çökelmede siyonavaktelal faaliyete başlayarak mikrobiyelit denilen yapıları meydana getiriyor. Van Gölü'ndeki bu yapılar dünyanın en büyük mikrobiyelitlerini oluşturuyor. Evet hocam, sürekli buraya fotoğraf çekmeye geliyorsunuz. Geçen sene de geldiniz. Şu anda mikrobiyalitler geçen sene o elinizi önünde durduğunuz sadece o kısım gözüküyordu. Şimdi tamamen hepsi gözüküyor. Evet. Geçen yıl suya girmek zorunda kalmıştık güzel fotoğraflar almak için. Bu sene maalesef yani yaklaşık abartı olmazsa 1,5 metre kadar çekilmiş su ve çoğu da gün yüzüne çıkmış. Yani şu anda mikrobiyalitlerin boyu ne kadar? Yani benim boyum 1,80 deseniz 1,60 160 santim kadar var.